uçuş hobisinde, sanal hobimizde herkesin hoşlandığı veya az hoşlandığı veya daha çok hoşlandığı bir takım şeyler var. Mesela çoğu arkadaşımız büyük uçaklarla uçmayı severler. Uzun uçuşlar yapmayı severler. Ben de tam tersine hoşlandığım uçaklar genelde turboprop, küçük uçaklardır. Küçük meydanlara inmeyi kalkmayı severim. Ben de bundan çok keyif alıyorum. Genelde benim online uçuşlarım ortalama birer saat içerisinde olur. Ben 3 saat, 4 saat, 5 saat bilgisayar başında uçuş yaparım. Ama bu süre içerisinde tek bir uçuş hiçbir zaman yapmadım. 3 saat uçacaksam 3 kere inip kalkmayı tercih ederim. Bunu sanal ortama yansıtabilmek için de o dönemde kafamda olan düşündüğüm bir şeyi gerçekleştirmeye çalıştım. Buradan Dardanel doğdu. Bildiğiniz gibi aslında Dardanel Air geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin ilk bölgesel hava yolu olarak Beechcraft 1900 uçağı ile Çanakkale-İstanbul ve Çanakkale-Ankara arasında uçuş yapan gerçek bir hava yoluydu. Ben de bu hava yolunu yıllar öncesinden kapanmış, şu anda faal olmamasına rağmen tekrardan hayata geçirebilir miyim sanal ortamda diye düşündüm. Bu nedenle hazırlıklarımı yaptım. Dardanel şirketiyle oldukça uzun görüşmelerde bulundum. Birebir onların uçaklarının boyamasıyla, onların adıyla, onların logolarıyla ikna edip bu yasal izni alamadım. Ama ben gene de Dardanel'den ve bu sistemden vazgeçmeyi düşünmediğim için Dardanel Air VA olarak hava yolumu kurdum. Neden peki alamadın? Sence sebebi neydi? Yani anlatamadım herhalde. Bende bir eksiklik oldu. Bir türlü bunu anlatamadım. Onlar tutturdular. Efendim Dardanel ismini ve logosunu kullanamazsınız. Bu sadece bize aittir diye. Halbuki biz o günden beri halen Dardanel Air VA olarak uçuyoruz. Call sign'ımız Dardanel olarak geçiyor. Düşünün ki online uçuşlarda her gece kaç kişinin Dardanel. Aslında çok ciddi bir reklam. Yani belki son derece de bir reklamdı. Düzgün tanıtamamaktan kaynaklı. Yani hep burada bir acaba parasal kazanç. Hayır hiç öyle bir şey tamamen şeydi. Yani onlardan benim maddi bir talebim falan da söz konusu değildi. Bunu da açık açık zaten belgeleriyle her şey var. Tam tersi yani her şeyi tüm giderleri, masrafları bana. Sadece yani olay mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın olsun istediğim için bu talepte bulmuştum ama vermediler. Fakat Dardanel, Çanakkale'nin tarihten gelen ismidir. Biz de kendimize göre yeni bir logo, yeni bir boyama oluşturmak suretiyle Dardanel Air VA'yı 1 Mart 2007 tarihinde fiilen hayata geçirdik. Bir internet sitesinde gösterirseniz Kadir Hocam seyircilere kısa bir bilgi verelim oradan da. Hemen adresi de tekrar okuyamayanlar için. İnternet adresimiz www.dardanelairva.net. Buradan Beechcraft 1900 uçağı. Beechcraft 1900 uçağı şu anda görmüş olduğumuz uçak gerçekte Dardanel Air'in gerçek hava yolunun kullanmış olduğu uçağın birebir modellenmiş. PMDG tarafından modellenmiş halidir. Yalnız şu anki boyamamız ilk boyamadır. Yeni nesil boyamamız bundan biraz daha farklıdır. Fakat burada onu temin edemediğimiz için, ulaşamadığımız için mecburen eski Beechcraft 1900'ün bir C çağlı bir de D modeli var. D ve C modeli. İkisinin arasındaki fark şu. C modeli kargo uçağı. Biraz daha D'ye göre daha büyük, daha kapasiteli bir uçak. Modellenmiş halinde, gerçeğinde öyle midir bilmiyorum açıkçası ama burada modellenmiş halinde kokpitlerinde de bir takım değişiklikler söz konusudur. D yolcu tipi. D yolcu tipi. Yolcu olarak kaç kapasitesi var? 19 kişilik bir uçak. 19 artı personel olarak. Kısa meydanlara çok rahatlıkla inebilen. Kısa meydanlara diye. Çok rahatlıkla inebilen. Aşağı yukarı 1000 mil menzili olan her türlü
bana göre hava şartlarında çok rahatlıkla uçuş yapabilen, son derece kullanımı kolay, eski teknoloji olmasına rağmen son derece kullanımı da kolay olan bir uçak olduğunu hemen düşünüyorum. Hemen bize de bir mouse yardımı... Hadi uçalım. Parking direkti de çıkalım şu anda. Sıradır kullanmadığım için şimdiye kadar işte fena değil. Yani mümkün olduğu kadar 1500 varyolarda 2-3 başı tutarak 6500 fite tırmanmaya çalışacağım. Var da tabi tekerlekleri iniş takımını topluyoruz. Pilot olmak için, pilot kabulü için bir kıstaslarınız var mı ya da pilot olduktan sonra nasıl bir süreç bekliyor sanal pilotları Dardanel'de? Şimdi Dardanel pilotu olabilmek için bizim tabii ki takım kıstaslarımız var. Sitemizde açıkladığımız Dardanel pilotu olabilmek için müracaat kurallarında mutlaka biz VATSIM ortamında faaliyet gösterdiğimiz için VATSIM üyesi olması, VATSIM ortamında minimum 50 saat uçuş olması, 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir sanal hava yolundan veya herhangi bir sanal oluşumdan kötü bir şekilde ayrılmış olmaması şeklinde bir takım kurallarımız var. Bu kuralları kabul eden arkadaşlarımızı bizzat ben kendim mülakatla, kendileriyle görüşmek suretiyle eğitimlerini veriyoruz. Eğitim departmanı, bölümü, komitesi arkadaşlarımızla birlikte başlangıçta ön kabulünü yapmış olduğumuz sanal pilot, Dardanel sanal pilotu adaylarını eğitiyoruz ve uygun gördüğümüz, yetiştiklerine Dardanel Air'i sanal ortamda, online ortamda layıkıyla uçuş bilgi, beceri ve tecrübeleriyle, tecrübeleri demeyelim de uçuş bilgi ve becerileriyle Dardanel Air'i temsil edebileceklerine inandığımız arkadaşlarımızın da gerçek Dardanel pilotu olarak uçmalarına müsaade ediyoruz. Peki, ben şu anda heading indikatörlerinde dediğim gibi dışarıdan da bir tekrar gösterelim. Pist altımızda şu anda evet pistin üzerinden geçiyoruz. Şöyle tarafında bir dolaşırsak Kadir abi şuradaki düğmeyle evet üsttekiyle hem uçağı daha detaylı olarak görmüş oluruz. Evet, şu anda 218 başa doğru dönüşe devam ediyoruz. 3000'i koruyacağız. Zaten evet. Verdiği chartında yükseklik minimum 3000 fiti korumamız yönünde. 218 başa dönüşümüzü tamamlamak üzereyiz. Korsumuzu 0.38'e ayarlıyoruz. Nav birimi 111.2 Çanakkale'nin frekansı. 111.20 Çanakkale frekansımız bağlı. NAV1'de 20. Altimetre altitude setimiz 3000. 218'e dönüşümüzü tamamladık. 8 mil sonra soldan dönüşle 0.38 korsla Bora inbound olmaya çalışacağız. Bu arada da 500 fitlik bir alçalmamız söz konusu. Otopilotta da nevi set ettim. Şu anda otopilot Bora'yı yakaladı. Korsu yakaladı. Şu anda tekrar tarif edelim. 8 milden döndük. 0.38 başa.
112.20'de nav birimimiz bağlı. Şu anda 04 pistini karşılayıp yaklaşmaya devam ediyoruz. Biraz tabii overshoot olduk ama yapacak bir şey yok. Farkındayım. Şu anda 6 mil var. 700 var öğlen. 700-800 gibi bir var öğlen. Alçalabiliriz. Şu anda süratimiz 130 knot. Şu anda zaten inişteyiz. Yaklaşık 2-3 dakika içinde inmiş olacağız. Evet. İniş takımlarımızı açalım. Şu arkadan da hocam duyurumu şu an arkasına doğru pistle tekrar bir gösterelim. Ondan sonra iniş için son hazırlıklarımızı geçelim. Evet, pist tam karşımızda şu anda. Pist tam karşımızda. Şimdi artık benim burada otopilottan çıkıp manuel olarak kumandayı almam gerekiyor. Şu anda otopilottan çıktık. Evet. Manuel yaklaşmaya devam ediyoruz. Sıfır pisti için rüzgarımız sakin. Rüzgar sakin. Görüş açık. Hayırlı işler. Hocam ben gene havaya girdim hocam. İniyoruz şimdi. Sizler için biraz heyecanlı bir iniş olacağını düşünüyorum. Keyifli bir o kadar da en stresli zaman imiş. Evet. Şu anda 500 fitteyiz. Alçalmaya devam ediyoruz. Biraz sert ama güzel bir biraz oldu. Sert ama en azından pisti yakaladık. Alışkın olmadığım için. Hocam evet. Evet, sağlık güzel bir işti. Tek tekrar dışarı alalım görüntüyü, biz de hemen kısaca artık toparlayıp kapanışa geçmek üzereyiz. Peki Kadir hocam, Çanakkale Dardanel düzeltimde hep takılıyor. Dardanel Air Virtual Airlines'da sana başarıların devamını diliyoruz. İnşallah hedeflediğin birçok noktaya ulaşırsın. WhatsApp ortamında da sağladığınız bu kalite çizgisinden hiç ödün vermemenizi dedik ki ondan eminiz, öyle bir şey olmayacağından zaten. Diğer Dardanel veya pilotların da programımıza konuk edeceğiz inşallah. Onları da bekliyoruz. Tekrar katıldığın için çok teşekkürler. Zaman ayırdın, kırmadın bizi, geldin. Tekrar başarının devamını diler. Hayırlı uçuşlar diliyoruz sana da. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Estağfurullah. Ve de hayırlı uğurlu olsun inşallah sanal havacılık camiamıza güzel hizmetler yapan, getiren bir program ve uzun soluklu bir program olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İnşallah.